Bakalım yayında izlemelikte. Kal yeni video atmış. Ben onu merak ediyorum ya. İzleyek. Let's go. Kal. Geçen duştayken biraz izledim de. Dünya tarihi sayısız diktatörle dolu. Kendi halkına küf. Başta ben. Böyle kulaklığı bir tam takayım da. Ben yemek yiyeceğim. Siz de yiyin ya da su falan için. Bir şeyler yapın yani su için. Eden, ayrıştıran, düşman olan, hatta savaş açan. Onlarla mücadele etmek zordur. Ama hepsi eninde sonunda yıkılır. Bu videodaysa bir oyunu inceleyeceğiz. Bir zulme nasıl son verileceğini, bir devrimin nasıl yapılacağını, bir diktatörlüğün nasıl yıkılacağını anlatan bir oyun. Will not make them pay for what we've lost. I will. Videoya başlamadan önce 600 dolar değerinde bir çekiliş katılmak ister miydiniz? O zaman sizi Tigro davet edeyim. Tigro bir CSGO kasa açma sitesi. Burada eşsiz kasalar açıyor. Kasa savaşları girip yendiğiniz rakibin de ürünlerini toplayabiliyor. Çıkardığınız silahları upgrade'leyip daha yüksek değerli silahlar elde edebiliyor ve bu silahları hızlıca skin hesabınıza çekebiliyorsunuz. Kasa savaşları sayesinde sadece kasa açmak yerine keyifli vakit geçirmeniz de mümkün. Ya da benim kadar şanslıysanız 20 dolarlık kasadan 4000 dolarlık bir şey çıkarmanızla. Siteye açıklamadaki linkten kal koduyla kaydolursanız %10 bonusla başlayabiliyorsunuz. Ayrıca sitede kasa açtıkça topladığınız puanlarla ilerleyip bedava silah ve ürünler toplayabildiğiniz bir betapest sistemi de var. Üstelik sitenin kaynak kodları açık olduğu için güvenilirliği kanıtlanmış durumda ve bu videoda da tam 600 dolar değerinde bir bıçak çekilişi yapıyorum. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey siteye kal koduyla 3 dolar değerinde yükleme yapmanız. Yaptığınız anda çekilişe ücretsiz şekilde katılabiliyorsunuz. Sonraki videolarda da farklı değerlerde farklı çekilişler yapıp sizlere bir sürü silah dağıtacağım. Açıklamadaki linkten Keydrop'a kaydolup başlayabilirsiniz. Biliyorsunuz stresli bir seçim süreci geçiriyoruz ve ben de elimdeki influence gücümü kullanarak elimden geleni yapıyorum. Twitter'da çok aktifim, takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bu Evet. süreç beni oldukça Bayağı. yordu. Ben de rahatlamak için yaptığım en iyi şeyi yapıp oyun oynayayım dedim. Elbette bir sürü farklı oyun oynadım ama spesifik bir tanesi çok ilgimi çekti. Yalan söylüyor. Bütün gün Twitter'da karıya kıza yazıyor koyduğum. Mage Seeker yani sihir avcısı. Oyun League of Legends'tan bir hikaye anlatıyor ve ben LoL oynuyorum. LoL'deki hikayelerin de birçoğunun süper orijinal olmasalar da kaliteli olduklarını düşünüyorum. Aferin. Sylas'ın hikayesi de süper orijinal deseydi şimdi arayıp küfrederdim efendim. Ve en beğendiklerimden biri. Özetle Demacia diye bir ülke var. Bu ülke çok adaletli, zengin fakat bir büyücü ırkı var. Demacia da büyücülere eziyet ediyor, hapsediyor ve Sylas isimli büyücünün hapisten kaçmasıyla bir büyücü isyanı çıkıyor. Demacia'ya savaş açıyorlar. Özünde klasik bir konsept, Witcher'da falan da var bu. Ki fikrin aslı orta çağa dayanıyor zaten. O zamanlar kilise, cadı, büyücü diye etiketlediği insanları rastgele öldürüyordu. Oyunlardaki büyücülere eziyet etme konsepti de buna dayanır zaten. Ama Sylas'ın çıkardığı isyan biraz farklı. Kendisine bu eziyeti yapanlardan intikam alma yolunda sadece yöneticilere, krala falan değil tüm Demacia'ya savaş açıyor. Ve bu yolda masum bürokratlar, siviller de ölüyorlar. Yani Sylas bildiğiniz Kratos gibi intikamına bakıp yoluna çıkan her şeyi ezen bir ruh hastası idi. Yani LoL'de öyleydi. Mage Seeker oyununda hikaye ilerletilmiş ve çok daha farklı bir hikaye anlatılmış. Öyle Hadi ki bakalım. Oyunu bitirdiğimde oha lan dedim. Bu biziz. Bu hikaye baya baya bizi anlatıyor. Hem de neredeyse en ince ayrıntısına kadar. Ve bu hikayeyi de sizinle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Hazırsanız başlayalım. Demacia was not built on a dream. Demacia was built on a lie. All those noble ideals and promises of a brighter future, they were never meant for the likes of us. We have been stripped of our freedom, our dignity, our very lives. I say no more. Mages of Demacia, the day has come. It's time we fight back. Peki niye? Neden Demacia'da büyücülere eziyet ediliyor? Aslında bunun arkasında rasyonel bir sebep var. Korku. Demacia'nın kurucu ilkeleri aslında tam da büyücülerden korkmak, onlardan kaçmak üzerine kurulu. Hikayenin geçtiği dünyada Runeterra'da antik zamanlarda rün savaşları vardı. Rünler sınırlı sayıda var olan, eline geçtiği kişiye çok yüksek güç veren ve onları yozlaştıran, bu şekilde de felaketlere sebep olan büyülü taşlar. Savaş zamanında da felaketlerin başını büyücüler çekiyordu ve büyücü olmayanlara eziyet ediyorlardı. Bu büyücülerden kaçmak kodumun büyücüleri. Kaçan bir grup insanda kaçarken Petrisit ormanlarına denk geliyorlar. Fark ediyorlar ki bu ormanın içinde büyücüler hiçbir şey yapamıyor. Çünkü taşı toprağı Petrisit olan bu topraklarda o Petrisit denen madde büyüyü emiyor. Bu kavim de yeni ülkelerini buraya kurmaya karar veriyorlar. Demacia bu şekilde kuruluyor ve aslında oldukça da adil gibi görünen, fakirlere yardım edilen, eşitlikle refahla dolu bir ülke. Ama bu büyücüler için geçerli değil. Çünkü onlardan korkuyorlar. Büyücülerin tekrar gelip onlara zarar vermesinden korkuyorlar. Büyücülere karşı
karşı duyulan bu korku yüzünden AK Partililer işte. Yani Sihrancıları diye bir teşkilat kurulmuş ve bunlar halkın içinde tespit ettikleri büyücüleri zindanlara atıyorlar. Büyüyü bir lanet olarak gördükleri için kaynağını öğrenmeye çalışıyorlar. Bununla büyüden nasıl kurtulunur öğrenmek için büyücülerin üstünde deneyler yapıyorlar. Büyücüler türlü işkenceler görüyorlar. Kimisi öldürülüyor, kimisi açlıktan ölüyor ve hepsi de sihiravcılarının suçu. Silas da başta o sihiravcılarından biri. Silas bir büyücü fakat kendiliğinden pek de bir büyü gücü yok. Ama büyüyü başkasından çekip kullanma ve aynı zamanda da büyü görme yeteneği var. Kimin içinde büyü varsa anında fark ediyor. Sihiravcıları da bunu fark ediyorlar. Silas bir büyücü olmasına rağmen zindana atmak yerine büyüyü görme yeteneğini kullanmak için sihiravcısı yapıyorlar onu. Torpili geçiyorlar yani. Tortu dereli Silas gariban köy çocuğu tabi. Çok görmüş geçirmiş biri değil ve sihiravcılarıyla çalışırken de yaptığının iyi bir şey olduğunu sanıyor. Vatana hizmet ediyormuş gibi hissediyor. Fakat bir gün işler değişiyor. Silas ve bir grup sihiravcısı bir çiftçiyi ziyaret ediyorlar. Bakıyorlar ki henüz mevsim gelmemiş. Diğer çiftçilerin ekinleri büyümemiş, kıtlık var ama bu çiftçinin ekinleri büyümüş. Acaba biri büyüyle bir şeyler mi yaptı diye evi basıyorlar. Bakıyorlar ki yaşlı bir adam var. Sihiravcıları adamı sorgularken Silas saklanmış küçük bir kız fark ediyor ve kızın içinde büyü gücü var. Sihiravcıları kızı görüyor ama Silas küçücük çocuk bu deyip kıyamıyor. Burada büyü yok diyor ama sihiravcıları inanmıyorlar ve itiş kakış sırasında Silas kızı koruma güdüsüyle yanlışlıkla kızın büyü gücünü çekip çiftliği patlatıyor. Hem çocukla babası kodumun sığırı hem de sihiravcılara ölüyor. Silas bu yüzden yargılanıyor ve hapse atılıyor. Aradan 15 yıl geçiyor. Ergen Silas zindanda büyümüş ve ömrünün geri kalanında böyle geçireceğini sanarken bir gün içinde büyü olan biri Silas'ı ziyarete geliyor. Lux. Laxana Crownguard ailesinin bir ferdi ve bu aile soylu oldukları gibi görevleri de tacı yani kralı korumak. Fakat Lux bir büyücü ve sihiravcıları bu gerçeği öğrenirse kızı atacaklar zindana. Bu yüzden bu gerçeği sadece ailesi biliyor ve halktan saklıyorlar. Lux da üstündeki bu yükü atmanın yollarını arıyor yani büyüden kurtulmaya çalışıyor. Laboratuvarlardan kütüphanelere ne kadar araştırsa da sonuç alamayınca yolu zindanlara düşüyor. Silas'ın hücresine. İlk ziyaretleri hiç sıcak geçmese de Silas Lux'ı kaçış bileti olarak görüyor ve onun kafasına girmeye başlıyor. Lux'a içindeki büyüyü kontrol etmeyi öğretirken Lux da ona özel yemekler getirmeye falan başlıyor. Özel dertlerini anlatıyor, bir dert ortağı buluyor. Silas ona minik ışık diye hitap ediyor. Hatta Lux bir noktada ondan hoşlanmaya başlıyor. Bayağı manipüle ediliyor anlayacağınız. Silas da kaçış bileti sonuna yaklaşırken Lux'tan özel bir kitap getirmesini istiyor. Durand'ın el yazmaları. Durand bir heykeltıraş ve en önemli eseri devasa heykeli Galio. Ve Galio aslında çok gizemli çünkü bildiğiniz canlı bir heykel. Petrisit'ten yapılan Galio büyü gücünü emsin diye savaşlara götürülüyor ve büyü emdiği için canlanıyor. Silas da zindana bağlandığı zincirlerinin ham maddesi olan Petrisit'in gerçek doğasını öğrenmek için Durand'ın el yazmalarını istiyor ve Lux da ona kitabı gizlice getiriyor. Pardon, aslında gizlice değil. Sihiravcıları bunu fark ediyorlar ve Lux'ın peşine düşüyorlar ama iş işten geçiyor. Silas kitabı okuyor ve burada çok önemli bir bilgiyi öğreniyor. Petrisit maddesi aslında büyüyü emip yok etmiyor. Büyüyü emip içinde saklıyor. Yani bağlı olduğu zincirler aslında büyüyü emebilen birer silah. Sihir avcıları Silas'ın yanına geliyor. Kitabı okuduğunu fark edip bu çok ileri gitti, infaz etmemiz lazım diyerek Silas'ı idama götürüyorlar. Halkın önünde gerçekleşecek idam sırasında tam Silas'ın kellesi alınacakken Lux sahneye atlıyor ve son kez vedalaşmak için Silas'a sarılıyor. O ise eline geçen bu fırsatı değerlendiriyor. Özür dilerim minik ışık diyerek Lux'ın büyü gücünü çekip sahneyi patlatıyor. Aslanım benim. Saplamış. Ve oyun burada başlıyor. Silas'ın Demacia'yı yakıp yıkarak kaçtığı yerde. Ve bu hikayeyi aynı biz yapan kısım da oyun zaten. Çünkü eskiden Silas'ın hikayesinde sürekli devrim, özgürlük falan dese de özünde intikam peşindeydi. Oyundaysa çok daha farklı bir karakter gelişimi söz konusu. Silas büyücülerin zindanlarını patlatıp hepsini serbest bırakıyor ve kendisi de bir şekilde kaçmayı başarıyor. Bir yandan ülkede iç karışıklık devam ederken bir yandan da Silas ülkenin yakınlarında bir ormanda gizli bir kamp kuruyor ve tüm büyücüleri burada örgütlüyor. Burada büyücülere liderlik yapan Leilani başta olmak üzere birçok farklı karakterle tanışıyor ve hepsi Silas'ın intikam arzusuna karşı herkes için parlak bir gelecek inşa etme peşindeler. Bu yüzden onu yeri gelince durduruyorlar da ve bu macera sırasında Silas düşmüş melek Morgana ile tanışıyor. Morgana ve kardeşi Kayle ilahi birer varlık ve adalet kavramını tam anlamıyla madalyonun iki yüzü şeklinde temsil ediyorlar. Kayle çok
daha acımasız, suçluların yargısız infazını savunurken Morgana daha merhametli, herkesin ikinci bir şansa sahip olması gerektiğini savunuyor. İki kardeş zamanında Demacia'da birbirleriyle savaşmışlar ve insanlar Kayle'ın tarafını tutmuş. Demacia'nın benimsediği adalet de Kayle'ın daha acımasız adaleti. E Morgana, Kayle'ın antitezi. Sylas da mevcut Demacia yönetiminin antitezi. O yüzden kimyaları uyuşuyor. Morgana, Sylas'ı ayağına getiriyor ve olanları konuşuyor. Morgana Sylas'ı kutsayabileceğini ama şu an kutsamayacağını söylüyor. Çünkü Sylas'ın peşinde koştuğu amaçsız intikamın hiçbir sonuç vermeyeceğini düşünüyor. Bunun üstüne Sylas da başına buyruk tavrından vazgeçmeden kampa geri dönüyor. Oyunu oynadıkça büyücü örgütlenmesi büyüyor tabii ve yavaş yavaş isyan da büyüyor. Sylas geçmişinde ona işkence etmiş önemli sihir avcılarını öldürüyor. Ama en önemli sihir avcılarından biri Visteria. Çünkü sihir avcılarının baş isimlerinden biri. Visteria da bir büyücü olmasına rağmen sihir avcısı olanlardan ve aynı zamanda da Sylas'ın çocukluk arkadaşı. Ama Sylas isyan ederken Visteria çocukluktan beri beyni yıkandığı için otoritenin yanında savaşıyor. Sylas onunla da mücadele ediyor. Ve iş Lux'ın abisi Crownguard ailesinden Garen'la ardından da Prens 4. Jarvan'la savaşmaya kadar gidiyor. Tabi aslında 4. Jarvan artık prens değil, kral. Çünkü babası 3. Jarvan isyan sırasında öldürüldü. Ve 4. Jarvan bunun sorumlusunun Sylas olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de kişisel bir intikam arzusu güdüyor. Ama aslında kralı öldüren Sylas değil. Neyse o başka konu. Sylas ve Jarvan yüzleşirken Shyvana olaya müdahale ediyor. Shyvana bir ejderha, yani büyülü bir yaratık. Bu yüzden aslında Demacia'dan adım bile atamaması gerekirken Shyvana Jarvan'la aşk yaşıyor. Evet, aşk. Nasıl soylulardan olan Lux sırf soylu diye başına bir şey gelmiyorsa, abisi Garen onu koruyorsa, Shyvana'nın da başına bir şey gelmiyor. Halktan olan büyücüler hapisteyken tepedekiler serbest. Savaş sırasında Sylas hem Jarvan'ı hem Shyvana'yı öldürmek üzereyken diğer büyücülerin bize ihtiyaç duyması yüzünden Jarvan ve Shyvana'yı öldürememesi üzdü. Yaralı şekilde terk etmek zorunda kalıyor. Ve bu noktada da sihir avcılarının liderlerinden Visteria gidip Jarvan ve Garen'le konuşuyor ve diyor ki her gün bir zindanımız daha patlıyor. Her gün daha fazla büyücü serbest kalıyor. Bir şeyler yapmazsak isyancılar kazanacak. O yüzden hapiste olan ve olmayan tüm büyücüler için infaz kararı verelim. Jarvan'ın aklına Shyvana geliyor. Garen'in aklına Lux geliyor ve içleri el vermese de bir şekilde çaresizce bu kararı kabulleniyorlar. O sırada ise Sylas kendi içinde çok daha farklı bir mücadele veriyor. Bir yandan intikam arzusu, dostlarının onu yumuşatması ve doğru yolu göstermesi sayesinde yerini yavaş yavaş devrime bırakırken bir yandan da çocukluk arkadaşıyla savaşıp küçüklüğünde ona eziyet eden herkesi öldürüyor ve binbir türlü duygu karmaşasından geçerken bir de büyücülerin lideri ve yakın dostu Leilani büyücüleri kurtarmak için kendini feda edince artık iyice kafayı sıyırıyor ve hazır olduğunda Morgana tekrar Sylas'ı ayağına getiriyor ve devrim için zamanın geldiğini söyleyip ona hikayenin büyük plot twist'i olan gerçekleri gösteriyor. Neymiş gerçek baba? Ne oldu? Safe at last. It was here that these refugees. Babası kesin Demacia'yı kuranlardan biri değil mi amına? Petricide and built cities that would keep everyone safe from the magical horrors outside their walls. Here, magic was harnessed for good. Mages used their powers to make the city stronger. The winged protectors were venerated for using magic to shield the city. Their wings still decorate Demacia's walls. Ne olacak acaba? But over time, history was rewritten. Those in power harnessed fear, blaming the rune wars on magic itself. Morgana bu vizyonu gösterdikten sonra Sylas'a bu vizyonu tüm Demacia halkına gösterebilmesi için gerekli büyüyü veriyor. Bunun üzerine de Sylas Demacia'ya gidiyor ve infaz kararından dolayı idam edilmek üzere olan büyücüleri kurtarıp gerçekleri tüm Demacialılara gösteriyor. Sihir avcıları size büyünün doğal olmadığını söyledi ama büyü yaratılışın bir parçası. Bu şehir büyüyle inşa edildi. Onlar bu gerçeği bizden sakladılar ama artık saklanamazlar. Bu zamana kadar sihir avcılarının manipülasyonuyla büyücülere karşı korku ve nefret besleyen halk gerçekleri gördükleri anda fikirlerini değiştiriyorlar ve büyücülerin isyanında onlara katılıyorlar. Garen ve 4. Jarvan artık büyücülere yapılan zulmün son bulması gerektiğine karar verip sihir avcılarını dağıtıyor. Hapishanedeki tüm büyücüleri serbest bırakıyor ve kaçan büyücülerin de güvenli şekilde Demacia'ya dönmesi emrini veriyor. Sylas ise sihir avcılarından kalan son kişi Visteria ile son bir kez daha savaşıp zulmü alt ediyor. Vay lan. O ne lan?
kestim. İkisi de ölecek amına. Değil mi? Ne oldu amına? Demacia tekrar değişiyor. Daha doğrusu eskiden neyse ona dönüyor. Herkesin eşitçe ve kardeşçe yaşadığı bir ülke. Talius'un sırtına öyle ya. Şimdi anladınız mı metaforu? Neden bu oyunun bize anlattığını? Kuruluşunda herkesin bir arada kardeşçe çalıştığı ülke bazı insanların şahsi çıkarları yüzünden kirletiliyor. Bir zümre yavaş yavaş ülkenin kurucu değerlerine ihanet ediyor ve halk gıkını çıkarmasın diye yavaşça manipüle ediliyor. Halkın birileri tarafından kukla haline getirilmeleri için kin ve nefretle dolduruluyorken diğer taraf terörist ilan ediliyor. Ötekileştirilip nefret objesi haline gelen masum insanlar eğer garibansa eziyet çekerlerken, o kişiler yönetime yakınlarsa, zenginlerse rahatça ve özgürce yaşayabiliyorlar. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet tarihinin belki de en kirli seçimlerinden birini geçiriyoruz. Bize vaat edebileceği hiçbir şey kalmamış olan siyasilerin karşı tarafa terörist diye iftira atmaktan başka hiçbir şey yapmadığı karanlık bir seçim kampanyasıyla boğuşuyoruz. Yaşlı başlı insanların koltuk sevdaları yüzünden toplum her geçen gün daha da kutuplaşıyor. Birbirimizden daha da nefret eder hale geliyoruz. Halbuki bir bilse onlar, siyasetçinin görevinin ona buna terörist demek olmadığını, bir sorgulasalar terörist dedikleri neden hapiste değil de dışarıda takılıyor, neden siyaset yapabiliyor? Sonuçta devletin görevi terörle mücadele etmektir. Onların siyaset yapmasına izin vermek değil, değil mi? Ya da başkasına terörist diyenler neden gerçekten terörden yargılanan insanların olduğu bir partiyle ittifak yapıyor? Neden bu partinin bağlı olduğu terör örgütünün mensuplarını hapisten birer birer çıkarıyor? İşte bu kadar basit sorularla bile bu insanların amacının ne olduğunu anlayabiliyoruz. Şahsi çıkarları için ülkemizi ateşe atıyorlar. Üzülüyorum. Her geçen gün daha da karanlık bir güne uyanıyoruz. Ama emin olun, her şey çok güzel olacak. Ne İnşallah. Zaman olur bilmiyorum ama bir gün bu karanlık yerini aydınlığa bırakır. Güzel video. Abi LoL'ün hikayesinin çöp olduğunu düşünüyordum. Fikirlerini değiştirdim. Hayır, LoL'ün hikayesi. Arkadaşlar ben Warcraft oynadım Warcraft. Yani World of Warcraft varken bana kalkıp yani LoL hikayesi diyemezsiniz ya. Yani.